Arkadaşlar tekrar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bugün yine 3 program var. Ankara devam ediyor, Antalya, akşam Diyarbakır. Onun da çalışmasını yapıp yayınlayacağım. Umarım faydam olur sizlere. Antalya'mızdan da selamlarımızı iletiyorum. Birinci koşuyla başlayalım. Şart 1'i 4-2-2-4. 2 biraz daha erken doğumlu, orijinli bir safkan. 2 kurgularınız olsun derim o yüzden. 2-4, 4-2 bekliyorum. AGF takip ediyorum sana. 1-3 ve diğer atlar. Biraz daha erkek atların çıkmaya yakın olduğu bir şart 1 meydana. İkinci koşu. Handikap 16, handikap 2. Başına bir iş gelmez ise 3 tonlu King Fatih. King Fatih. Burayı kazanır tek olur arkadaşlar. Normali budur. Her ne kadar mesafe kısa, handikap 2 olsa da kum atlarını yazmış arkadaşlar sentetiğe. Dertlerini bilmiyorum ama. O yüzden 3'ü burada bekliyorum. 6 buranın ganyanlı gelecek, sürpriz koşacak ya da ikilide kaldığında ikilileri kıpırdatacak safkanı göz göz Serkan. O da 4'e geçirmişti. Yani 6 sürpriz, 4 AGF. Tek kullanmıyorsanız. Ve tabi diğer atlar. Yani 1, 2 ağır kilolu kum atları görünüyoruz. Ayarlı koşarlar, 3'ü kolay kolay geçmezler. Umarım bugün de öyle olur. Bu direkt şartın atı çünkü. Üçüncü koşu şart 4. Burada 2 nolu safkana dikkat çekmem gerekiyor. Her ne kadar kötü derece çıkarsa da iyi bir safkan. 2. Kaya yürekli. Ben yazalım derim bu kurgularda. 1-3. Aralarında kilo değişimi ve jockey değişimi var. 3 artıladı o yüzden. Bir de kayba gitme ihtimali var. 2 birincilik 48 handikap. O yüzden bu %44'e güvenmeyin çok fazla. Tabii ki yazalım bizde olsun. 1. Ancak 2, 3, 1 bu şekilde geçelim burayı. Bıraktığımda birin koşmadığını farz ettiğimde 2, 3'ü geçebilir. O yüzden 2 önemli sürpriz sahnesinde, plas sahnesinde. %70-80 AGF'yi yıkıyoruz 2 ile. Diğer atları beklemiyorum. 4, 5'i bazen yapıyorlar böyle 4, 5 bu arada bunlar da geliyor ama umarım bugün yapmazlar öyle bir şey. Yani buranın esprisi 2 çikolata dişi safka. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 5 yamak 2. Şurada apranti hata yapmasa çok kolay kazanır aslında bu can seklavi 1 nolu safkan da. Yamak yarışları çok çok sürpriz çıkartılıyor. Yani atlarla alakası olmayan, handikapla alakası olmayan koşu sonuçları geliyor karşıma. Yanıltıyor haliyle bizleri de. Yüksek handikap 86. İkincilik serisi var. Can seklavi. Derece falan hep bunda. Şart bunda. Yani şartın atı bir. Ama güven vermiyor işte. Apranti artısı bunda. 3 Deli Yıldırım'ı rakip önereceğim. AGF doğru gidiyor. Doğru bence de. Yine ikinciliğe giderse bir. Attan dolayı ikinci çıkıyor çünkü. At öndeki atı geçmiyor. 3 burada Ganyan olabilir. Şart tehlikeli demiştim. Yamak yarış, Arap yarış. 7-6 hatta 5 bakın Pınar Ağası kimseyi bırakmaz bir şart 5 yarışını gördüm. Bu gruba fazlasıyla yeter o yarış. Tabi uzunda ne yapacağını bilmiyorum ama 8 Gaisbert Apprentice'i şart 3 yarışı. Bunlardan bile işaretleme yapabilirsiniz. 4 gene AGF. Yaşlı atlarımız 2-10. Yani bu şart 5 yamak 2 olunca bende biraz sıkıntı oluyor. Bulamıyorum yani. Olması gerekeni aktarayım başta. O yüzden 1 ve 3'ü önerdim. Direkt olarak azat denenebilir 1-3. Sonrası tamamen size bağlı. Yani dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Burada hiçbirine artık itiraz etmeyeceğim. Hele ki şart 4 olsa burası. Şart 4'te direkt 34-37 handikap. Bunlar kazanıyorlar inanılmaz bir şekilde. Yukarıdakiler şart 4'e gitmiyorlar. Bunlar yarış kazanıyor. Şart 5 olduğu için 1-3. Öncelik bunların. 5. koşu. Yine şart 3, 4 yukarı Araplarda. Burada arkadaşlar günün teklerinden biri var. Hani çok eksik görmedim attı. Bu grubu çok kolay geçebilir. 9 Kenan Bey. Çok kolay geçebilir. O vaziyette start aldırılıyor.
bomboş gülüyor. Apprenti artısı, artı diyeyim ben buna. Sadık Altay'la. Handikapı zaten belli, 55. Yüksek handikap. %5'lik bir at kesinlikle değil. Kurgularınızda mutlaka olsun. Hani sürpriz tek atalım mı derseniz de denenebilir bakın. Böyle teklerle de güzel ikramiye gidilir. Yani çok sıkıntısı, arızası yoksa, bu sene 4 yarış, 5 yarış gördü. Şu ikinciliği fazlasıyla yetiyor. 9. Ben kazanmasını bekliyorum. Bu ata benzer bir safkanda 6 mikser. Tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı, 9'u, 6'yı da mutlaka yazın. O da bakın 53'lü grubun en kaliteli atı. Çim olsa daha net tek olur sentetikte. Koşamıyor tabii. İyi yarışları çok fazla yok. Ama çok uygun grup. Bu atlardan sonra AGF takip ediniz. 3-4 AGF'ler. Yani 3 buranın kaliteli atı. Bu da kalsın. Bu da koşamıyor. Yani tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. 6. koşu kısa vade 8. Burada da Dabbe var. İki nolu safkan biraz kolay yarışlar kazanıyor. Ama yarışları kolay kazanmıyor. Burada ben 7 nolu safkanın yazılması taraftarıyım. 7-2-2-7. Bir de biraz sıkıntı görsem de KV9 ikinciliği var. Sürprizini o yapsın. 1 nolu safkan. Ve hatta 6-4-5'e kadar gidebilir. Uzak bir ihtimal olsa da. Çok yüksek AGF 2 için. 7. Hazır gördüm atı. Boş at değil. 7-2'yi ayırabilir yani. O yüzden birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim. Yeriniz varsa 1 ve diğer atlar. 7. koşu. Şart 1 gene. 2 nolu safkan. Grubun en erken doğumlu safkanı. Ocak doğumlu. Normalde bu tip atların çıkartılması gerekir. Bekletilmez. Çıkartılır ve şart 2-3-4'lerde para kazanmaya devam ederler. Diğerleri döngüye girerler. 2. Tek olabilir. Bir dişi safkan. Geç doğumlu olsa da ona, yukarıdakine göre. AGF alıyorsa iyi koşar. Hani yanına bir at yazalım derseniz 7'ye de bu yüzden kabul ederim dişi safkanı. Rakip 7 olsun, AGF takip ediyoruz zaten. Sonrası 4 diye devam ediyor. Tek kullanmıyorsanız. Normalde 2 nolu safkanın meydana veda etmesi beklentim yönünde. 8. koşu. Handikap 15, handikap 2. Burada da çok güzel sürpriz çıkan bir atım var. Direkt yazınız. 8 rotasız kaptan çıkıp bitirebilir yarışı. Biraz kolay bir grup. 8 için sentetik çim yapabilecek güçte gördüm atı. Bu grubu da geçebilecek güçte. %3'lük bir at kesinlikle değil. Kaybederse sonlarda kaybeder. 6'ya kaybeder. Öncelikle 6'ın onu safkanı mutlaka yazalım. AGF sonrası 5 tabi diğer atlar. 7'ye 3 yaşında dişi çok güvenemiyorum. 7 de şartın atı durumunda. Zana 1. Handikap 15 ama hani artık diğer atlar grubu 5, 7 bunlardan bütçeniz oranında tercih ediniz. 1'e gidebilir yarış koslanır. Şartın 60 kilolu, ağır kilolu atları. Diğerleri kum gördüm. 2 ve 3 şu 2 ve 3 grubun kaliteli atları. Birkaç tane yarış görsem bunlarda direkt önerirdim 2 ve 3 ama gördüğüm atlar 8, 6. Öncelik bunların. 5 dahil diğer atlar diyeceğim. Diğer atlardan bütçeniz oranında at yazabilirsiniz. İtirazım yok diğer atlara. Yani 2, 3, 4 bunlar hep bu handikap 15'in olabilirliği olan safkanlar. Maiden atları bile var. 9. ve son koşu. Son ayağa kupon getirelim derseniz buranın teki kazanması gereken atları 1. Baba Merdo. Çok fazla arızalı sıkıntılı falan değilse bu maiden, aşağı yukarı maiden atlarını rahat geçmesi gerekir. Hadi takılırsa 2'ye takılsın diyeceğim ama 2 de değil bence. Bir erkek safkan var. 3 sürpriz maiden atı zaten. 3 de maiden.
3 sürpriz potansiyeli, 7 biraz öyle. 2 yazarsak bunlara da çarpı atabilirsiniz bütçeniz oranında. Normalde ben de bir bu grupta tek çıkıyor. Umarım yanıltmazlar. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.